Evet arkadaşlar, bugün neredeyiz? Tuzla'dayız. Tuzla'daki Borusan Lojistik'in ofisine geldik. Ziyarete geldik. Gelmişken toptan gezelim dedik. Ve Ece Hanım, fazla bekletmeyelim, bizi bekliyor. Ece Hanım'a doğru gidelim. Merhaba Güzel Bey, hoş geldin. Nasılsın Ece Hanım? Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Çok sağ olun. Valla şu güzel ofisinizi bir gezmek istedim. Çok met ettiniz. Tabii, buyurun. Hoş geldiniz. Sizinle birlikte şöyle bir gezelim. Tamamdır. Hemen şuna basayım bir saniye. Oo, ne güzel. Evet. Şimdi Ece Hanım, burası görmüş olduğum kadarıyla hani bizim yaptığımız gibi tırlar geliyor, hı-hı, rampalara yanaşıyor. Doğru. Lojistik yüzünden alçakukların yükü alıp devam ediyorlar. Doğrudur. Burası bizim şey ofisimiz aslında. İstanbul'daki 4 ofisimizden bir tanesi burası. Hem aşağı tarafta depomuz var, hem de burada yukarıda ofiste operasyon döndürdüğümüz burada çalışma arkadaşlarımız var. Burada hem kara nakliye, hem yurt içi yurt dışı taşımacılar, hem operasyoncu arkadaşlarımız, müşteri hizmetlerimiz, tüm ekip arkadaşlarımızın da evi yakın olanlar arasında buraya giriyor ve buradan çalışıyoruz. Yani bir üst kapı. Her şey buradan kontrol ediliyor. Evet, evet. İstanbul'daki 4 ofisimizden biri burası. Buradan kontrol ediyoruz. Tabii hani Türkiye'nin başka yerlerinde başka ofislerimiz de var doğal olarak ama İstanbul'daki 4 şeyden bir tanesi burası, Tepeören ofisi. Tepeören ofisi. Aynı zamanda burası TOM olarak da geçer. Vallahi çok merak ediyorum şu an ofisi nasıl bir ofistir. Hep birlikte gidelim görelim bakalım arkadaşlar. Hep böyle Borusan Lojistik'in yük aldığımız yerlerine gittik. Böyle rampaları gördük, arabamı yanaştırdık, bekledik. Ama üst katta neler oluyor, neler bitiyor? Şimdi, yani bizleri kimler yönlendiriyor? Bize bu işi hangi arkadaşlar veriyor? Kimler sağlıyor? Yani hiçbir bilgimiz yok. Doğru. İnşallah şimdi onlara şimdi göreceğiz. Şimdi hepsiyle tanışacağız. Hadi bakalım gidelim bir tanışalım. Eta'yı gördük. Evet. Ofis mi? Burası bizim ofisimiz. Bu kat tamamen bize ait. Bizim çalışma arkadaşlarımız ve bizim ofisimiz. Burası bu şaheser yani Borusan'ın ofisi oluyor. Evet, doğru. Buyurun. Karşısına giremeyiz. Buyurun, tabii ki. Buyurun. Şimdi bu Türkiye için nakliyesi olsun, hı-hı, uluslararası nakliyesi olsun, doğru, hepsinin takibi buradan mı yapılıyor? Buradan yapılıyor, operasyonu buradan yapılıyor. Aynı zamanda dediğim gibi aşağıda depomuz da var. Bir sürü müşterimizin malzemeleri de orada bulunduruyoruz. Orada depoluyoruz. Onların depo işlemlerini de, depolama süreçlerini de biz hallediyoruz. Onun dışında da buradaki çalışma arkadaşlarımızı, insan kaynakları olsun, iş sağlığı güvenliği olsun, pazarlama olsun, ürün yönetimi olsun, tüm arkadaşlarımız buradan çalışıyor. Ve dediğim gibi burası 4 ofisten biri tabii ki. Ve bizim de çok sevdiğimiz. O diğer 3 ofiste burası gibi böyle büyük mü? Evet tabii. Herkesin sığabileceği, rahatça çalışabileceği bir ortamı var. Vallahi çok güzel, ben bayıldım. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Şu an ben şoke olmuş bir durumdayım. Vallahi yine bekleriz. Her zaman yani bekleriz. Çok teşekkür ederim sizin sayenizde. Meslektaşlarımızla, kaptanlarımızla yani Borusan Lojistik'in nasıl büyük bir lojistik firma olduğunu görmüş oldum. Evet. Vallahi şuraya bakar mısın ya? Çok güzel. Evet Ececiğim, şimdi hangi arkadaşla tanışacağız burada? Şimdi ben sizi Ete Süreç Geliştirme'den Barış'la tanıştıracağım. Barış Beyler. Tamam, tanışalım. Bugün en kaçı? İlk açtın, karşına bu ekran çıktı. Sonrasında büyüteç butonuna bastın. Bugün ayın 30'u. 30'unu seçtin. Sen bugün için nereye yukarıyordun abi? Samsun'a. İstanbul'u seçtin. Anadolu, Avrupa fark etmez dedim. Ya da birini de seçebilirsin istersen. Geldin sonra Samsun'u yukarıyorsun. Samsun yükünü çağırdın. Dedin ki araç tipim tır. Tentele. Ara dedin. Karşına o bilgi çıktı. Bastın bir tanesine. Yükü harita üzerinde kaba taslak görüntüledin. Yük bilgilerini görüntüledin. Teklif ver butonuna bastın. Hangi plakanla teklif vermek istiyorsun? SO025. SO025 ile dedim ki sallıyorum rakamı. Ben buraya 7000 liraya giderim dedim. Hatta biraz fazla yazalım. Sallıyorum şu an teklif olarak düşsün diye. 9000 liraya giderim ben buraya dedim. Teklifini aldık. Tekliflerini görmek ister misin dedim. Tekliflerime bastığın zaman yani değerlendirilir. Evet.
değerlendirmede olarak teklifini görüyorsun? Sonuçlanan tekliflerinde bu alandan görüntüleyebiliriz. Bekleyen tekliflerim. Bizim operasyondaki arkadaşlar bunu görüntüleyebiliyor. Gelip de buradan arama butonuna basarak biz Nizamettin abiyi aradık, yanıt verdi. Görüşme başarılıydı. Biz bu Nizamettin abiye bu sefere atamak istiyoruz dediğimiz zaman karşımıza bizim navlunları vesaire girdiğimiz ekran çıkıyor. Kaç para yatıyoruz buraya? 9.000, 10.000, 8.000 fiyatı bilmiyorum. Sallıyorum şu an. 9.000 liradan atacağız dedik. Ya da telefonda seninle pazarlık yaptık, 8.500 anlaştık. Aynı şekilde komisyonun 240 TL, zaten bunu teklif verirken görüyordum. Gelip buradan ödeme tipini seçiyoruz. Etakartla mı yatsın, etakart havale EFT'ye mi yatsın? Etakart dedik. Dedik ki 8.500'ün 3.000 lirası etakarta yatsın. Bize otomatik zorunlu verilmesi gereken yakıt. Bak görüyor musun? Burada yakıtın yanında küçük %20 var. Benim bu navlunun %20'sini mecburen sana yakıt vermek zorunluluğum var. 2006 lira yapıyormuş mesela. 2000 lira dahi veremem. 2006. Bak 2000 bin bile yapsam ben bunu otomatik 2006 yapıyor. Ama seninle anlaşmamıza göre istersen bunu yukarı yönlü yükseltebilirim. Sonrasında atamayı tamamla dediğim anda bu senin plakana atanmış olur. Hmm. Yükleme noktasına gidebiliriz. Eğer ki şöyle bir sorunla karşılaşırsan. Mobil uygulamanı tekrar açar mısın? Sen teklifini verdin, teklifine dönüş olmadı. Eğer teklifine dönüş olmazsa, baştan göstereyim. Tekliflerim alanında seferin üstüne tıkladığın zaman, şurada çıkan numarayı ararsan, evet, operasyon merkezi. Evet, bu numarayı ararsan otomatikman bizim aracı firmamıza talebiniz düşer. Oradan Oğuzhan isimli arkadaşımıza mail olarak bildirim gider. Oğuzhan ilgili operasyon temsilcisiyle teklifi veren arkadaşı telefonda buluşturur. Çok güzel. Ya da direktman Oğuzhan bu abiyi arayarak eğer bir iptal vesaire varsa o iptalin açıklamasını yapar. İşte çok güzel bir çözüm bu. Çünkü bizim böyle bir bilgimiz yoktu. Teşekkür ederim. Şöyle bir gezelim bir tekrar. Çünkü ofisiniz biliyorsunuz çok hoşuma gitti. Hı-hı. Ben böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç zannetmiyordum. Hı-hı. Yani şu kapıdan bu gelince bir durdum yani. Ece'ye şöyle bir baktım. Biz de nereye geldik? Bu bizim büro burası. Ciddi misin dedim. Evet dedi. Diyecek zaten daha söz yok. Arkadaşlarımız da yazmış olacaktır şimdi yönlendirmeden. Yazılım departmanı, satış, IT, muhasebe vesaire hepsi ayrı ayrı kendi işlerinde işinkili insanlar var. Onlarla tekrardan tanışmanı isterim. Yani kaptanlarımız bilsin ki Borusan'dan yük alıp gitmeyle bu işler olmuyor. Bizim de yük aldığımız gibi arkamızdan bizi takip eden, bizi emin ellerle bir şekilde yükü teslim eden bir ekip var. Elimizden geldiğince. Vallahi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrardan. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi de Oğuzhan Bey'in yanına geldik. Oğuzhan Bey'i ziyaret edeceğiz. Selamünaleyküm. Merhaba Oğuzhan Bey, nasılsınız? Merhaba abi, hoş geldin. Kolay gelsin. Sen nasılsın abi? İyi olsun. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Bana şu arkadaşlar bilgileri aldık. Okey abi. Şimdi senden almamız gereken bilgiler varmış. Tabii abi. Kaptanlarımızın bilmesi gereken, bizlerin bilmesi gereken. Hı-hı. Sözü sana bırakıyorum kardeşim. Teşekkür ederim abi. Öncelikle hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sizleri burada gördüğümüz için mutluyuz, sevinçliyiz. Şöyle izah edeyim ben. Bize gelen teklifler, şoför abilerimizin, kardeşlerimizin ETA üzerinden, aplikasyon üzerinden verdiği teklifler ekranlarımıza düşüyor ve operasyondaki arkadaşlarımız ekranlarımıza düşen teklifleri değerlendiriyorlar. Görü dönüş sağlayıp bu teklifleri uygunluğu dahilinde araç tedarik konusunda, işe alma konusunda yardımcı oluyor arkadaşlarımız. Ama bazen burada operasyonlarımızın yoğun olmasından kaynaklı, bu süreçte özellikle yoğun olmasından kaynaklı bazen gözden kaçabiliyor. Evet. Böyle durum, evet, ne yazık ki. Ben de yaşadım onu. Evet, ne yazık ki bazen. Hatta telefonla seninle görüşmüştük, evet, herhalde. Evet, beraber. İşimizi sen çözmüştün. Evet abi. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Estağfurullah, her zaman. Bunun için buradayız. Bu tür durumlarda 0850 numaramız var. ETA aplikasyonda da oradan şoför abilerimiz, kardeşlerimiz ulaşabilirler. Bu numaralardan, düzeltiyorum, bize ulaşıp bize sorunlarını iletebilirler. Ya örneğin işte ben Ankara'dan Bursa'ya bir iş teklifi verdim. Evet. Verdiğim iş teklifine bir geniş dönüş sağlanmadı. Evet. Biz burada hemen hangi işe teklif verdiğini tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz işin operasyon sorumlusuyla direkt görüşüyoruz. Alo arkadaşım, merhaba. Örneğin şoför Mehmet abimiz şu sefer numaralı
yükümüze teklif vermiş ama geri dönüş sağlanmamış. Hemen orada nakliyeci abimizle operasyondaki sorumlu arkadaşımızı adresliyoruz ve sorunu çözümlemeye çalışıyoruz. Ne güzel. %99'da çözümleniyor. Ama örneğin burada şoför abimizle ya da şoför kardeşimizle operasyonu adreslediğimiz zaman operasyondaki yoğunluktan dolayı herhangi bir atlama, herhangi bir sorun meydana gelirse yine aynı numaradan tekrardan bize ulaşabiliyorlar ve bu sefer biz direkt kendimiz şoför abimize de arkadaşımızı, kardeşimizi arayarak da sorunla çözüm üretiyoruz. Yani bize gelen talepler kesinlikle boş kalmıyor. Yani hiç kimse zannetmesin ki yani biz teklif veriyoruz ama teklifimiz boşa gidiyor diye düşünmeyin. Yok kesinlikle. Vallahi ben burada buna gözlerimle gördüm yani. Ki, şahit oldum. Kimse öyle bir şey düşünmüyor. Kesinlikle yani. Abi. Yani şöyle söyleyeyim. Burada ETA üzerinden, aplikasyon üzerinden gelen tekliflerin hiçbiri havaya gitmiyor. Biz burada bize gelen tüm nakliyeci abilerimizi, kardeşlerimizi kesinlikle boş çevirmiyoruz ve kesinlikle işlerini bir an önce ivedi şekilde çözmek için bir emek harcıyoruz ve bundan çok mutluyuz. Bu yenilenen dünya içerisinde, dijital dünya içerisinde varız. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Gelişmeye devam edeceğiz. Bu işin mutfağında siz varsınız. Siz olmazsanız biz olmayız. Hepsi birbirine bağlı zaten. Aslında öyle ama bence... Aynen. Başrol sizde diyorsunuz. Her şeye katılıyorum. Biz geliyoruz Borusan Lojistik'in yükleme yerlerine. Tabii. Sadece yanaştığımız rampayı görüyoruz. Doğru. Oradaki güvenlikçi arkadaşlarla muhatap oluyoruz. Doğru. İhsaliyemizi, faturamızı işte. Bizim buradan hiçbir haberimiz yok. Ben mesela yine söylüyorum, ben şok oldum. Yani biz hani işte Borusan, ETA işte ilgilenmiyor falan. Doğru. Kimse demesin. Yok kesinlikle. Burada bu kadar çalışan insan var. Aynen. Bu kadar alın terini döken insanlar var. Niçin? Bizler için. Kesinlikle öyle. Yani biz şoförler için bak mücadele ediyorlar. Kesinlikle. Hepsi öyle. Bilgisayarın başında. Kesinlikle bu işlerle öyle. İlgileniyorlar. Kesinlikle öyle. Hepimizin yani, amacı, hedefi bir an önce sizlere en hızlı şekilde çözüm üretmek, yardımcı olabilmek. Bu konuda kesinlikle burada pürüzsüz bir iş işliyor ve bunu gerçekten şirketimizin gücüyle, buradaki arkadaşlarımızın azmiyle, hırsıyla, motivasyonumuzla birlikte bu işi çok güzel şekilde yönetiyoruz ve sonuna kadar götürüyoruz. Hiçbir nakliyeci abimiz, kardeşimiz mağdur olsun istemiyoruz, mağdur etmiyoruz. Her sorunun da çözümünü mutlaka gece gündüz saat fark etmeden çözmek için çaba gösteriyoruz ve muhakkak çözüyoruz. İnsanlar artık dijital çağında yaşıyoruz. Evet. Her şeyimiz dijital. Yani böyle bir dijital uygulamanın çıkarılması, biz uzun yol kaptanlarına sunulması kesinlikle bizleri çok mutlu etti. Kesinlikle. Yani telefon kullanıyoruz. Aynen. Bu telefonu böyle cebimizde sadece görüşme için taşıyalım ki. Aynen öyle. Yani aynen sonuçta öyle. Böyle bir uygulama çıkmış. Kim için? Yol kaptanları için. Doğru. Abicim oturuyorsun aracında. Mola vereden istirahat ediyorsun. Yük boşaltıyorsun aracında. Doğru. Çok zor bir şey değil. Tıklıyorsun abi. Bütün her şeyi burada görüyorsun. Aynen öyle. Hadi. Mesela burada her şey var. Tekliflerin veya yükler her şey çıkıyor. Tabii ki burada yani bir de mesela şöyle. Mesela ben buradan yük aradım. Tuzlu'dan Samsun'a. Bir anda iki tane yük çıktı. Kesinlikle. Gördüğün gibi iki tane yük çıktı bugün. Bu çok bugün büyük bir kolaylık diye düşünüyorum. Çok kolaylık. Yani bizler için kesinlikle. Çok güzel bir kolaylık. Kesinlikle öyle. Yani ben iyi ki de yani Borusan ETA bunu çıkarmış diyorum. Kesinlikle öyle abi. Ben de katılıyorum söylediğin her şeye. İlk adım Samsun. Aynen abi. Buradan da Samsun'a selam olsun diyelim. Güzel şehrimize. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Bizler için çok güzel bir dijital çağ çıkarttınız. Estağfurullah. Dünya buraya gidiyor. Biz bu giden yolda varız. Lideriz, öncüyüz. Sonuna kadar da gideceğiz. Kiminle birlikte? Sizinle birlikte. Allah razı olsun. Çünkü burada bizim kolumuz, kanadımız, gücümüz, kuvvetimiz sizlersiniz. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Buradan tüm nakliyeci camiasına sevgiler, saygılar iletiyorum. Ben de bir şoför evladı olarak özellikle bunu söylemeyi kendime görebiliyorum. Allah yolunuz açık etsin. Kazasız, belasız. Allah razı olsun. Sağlıklı bir şekilde evlatlarınıza, eşlerinize, yuvalarınıza ulaşın diyorum. İyi ki varsınız. Sürçülisan oldu. Safi. Biz de çok mutluyuz. Yani bizim de arkamızda böyle sonuna kadar. Çok büyük bir köklü firma var. Her zaman arkamızda, her zaman yanımızda. Sonuna kadar. Allah razı olsun. Yani gösterdiğimiz gibi sonuna kadar yanımızda. Çok sağ olun. Rica çok ederim. Ben de memnun oldum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şimdi ise Elif Hanım'ın yanındayız. Elif Hanım'a da soracak olduklarımız var. Elif
Elif Hanım'ı da ziyaret edelim dedik. Evet Elif Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Bu arada sizi ziyaret edelim dedik. İyi yaptınız. Benim merak ettiğim bu Borusan'daki sizin göreviniz nedir mesela? Siz yaptığınız işlem nedir? Onu bir öğrenmek istedim ben. Ben satış ekibindeyim. Borusan Lojistik Eto olarak hizmet veriyoruz. Müşteri tarafında yer alıyorum. Şöyle, sizin almış olduğunuz yükleri aslında biz kendi tarafımızda buluyoruz. Bulmakta mükellefiz. Hem telefonda hem ziyaretlerimizde ya da mail yoluyla bir şekilde firma yetkilileri iletişime geçiyoruz ve onlardan talepleri alıyoruz. Sonrasında işte operasyon yetkilisi arkadaşlarımız. Müşteriden gelen talepler, bu taleplerin karşılanması, işte kendilerine plaka bildirimi yapmak, tabii öncelikle fiyatla alakalı anlaşmalarda bulunmak. Fiyat çok ilgilendiriyor evet, bizi. Aynen. Fiyatları biraz öyle. Daha yüksek alın da. Doğru. Peki hiç sıkıntı yaşadığınız bir durum oldu mu mesela yükü almış olduğunuz firmayla alakalı? Mesela yükü aldınız, fiyatla anlaşamadınız. Yok, biz fiyatla anlaşıp ondan sonra seferi zaten başlatıyoruz. Yani sefer sisteme biz fiyatla anlaştıktan sonra düşüyor. Anlaşamadığımız durumlar şöyle oluyor. Mesela kilometre farkı çıkıyor son anda. Ya da müşteri paletli yükleyeceğim diyor. Dökme yükleme yapıyor. Bu da tabii sürücülerin pek hoşuna gitmiyor. Aynen. Teslim noktası değişiyor mesela. Örnek veriyorum, İzmir Çiğli derken bir anda İzmir Bornova'ya dönebiliyor. Yine orada da zorlandığımız. Peki o anda o farkı o firmadan talep ettiğinizde alabiliyor musunuz? Alıyoruz. Alıyorsunuz. Çünkü yük bizim üstümüzde zaten. Yani aslında biz müşteri tarafı, kamyoncu tarafı olarak ayırmıyoruz. Yani biz bir bütünüz. Dolayısıyla tamam, biz o yükü müşteriden alıyoruz ya da size yüklüyoruz. Yani sizin araçlarınıza yüklüyoruz ama neticede hem sizin tarafınızdayız hem müşteri tarafındayız. Vallahi burada şu an yükün ağırlığı sizde. Kısmen, yani şu an bütün her şeyi siz bitiriyorsunuz. Teşekkürler. Vallahi Allah yardımcınız olsun. Amin, sizin de yani öyle. Yani bizleri de bu konuda mağdur etmediğiniz için teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Sağ olun. Evet arkadaşlar, şimdi ise pazarlama bölümünde bulunan Başak Hanım'la birlikteyiz. Başak Hanım, öncelikle tebrik ediyorum. Çok güzel bir ofisiniz var. Çok teşekkür ederim. Vallahi bayıldım. Çok sağ olun. Çalışmalarınız ve ekip arkadaşlarınız çok güzel. Çok teşekkür çok ederim. Çok güler yüzlü ve başarılılar. Çok sevindik. Vallahi beni çok mutlu ettiler. Memnun kaldım. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel. Sizi güzel ağırlayabildiysek siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyiz biz buralarda. Sizin hakkında da şöyle bir bilgi almak istedim. Buradaki göreviniz nedir? Mesela nereden ilerliyorsunuz? Hemen anlatayım. Biz de buranın kurumsal iletişim pazarlama departmanıyız aslında Nizamettin abi. Yani biz ne yapıyoruz? Biz bir markanın görünür yüzüyüz. Nerede nasıl göründüğünü, markanın nasıl durduğuna, kamyon garajlarında nasıl göründüğümüze dair her şeye biz çalışıp biz bakıyoruz. Bu ne demek? Sosyal medyada var, içinde web sitesi de var. Aslında basın ilişkileri de var. Gazetede, reklamlarda, dergi ilanlarında nasıl göründüğümüz. Hatta bu ofisin bile bazen işte bu yazılarının nasıl göründüğü, pencerelerin nasıl göründüğüyle ilgili biz yerde mesela oturuyoruz. Mesela şu dekorasyonu mesela ilgili biz siz, yapıyoruz. Evet, siz. Bizim mottomuz, bizim cümlemiz, bizim marka olarak kendimizi nasıl anlattığımız çok önemli. Artık biliyorsun yeni dünyada da her şey bu demek. Görüntü ve bunu da düzgün ve kurumsal yapıyla yapabilmek. Biz de Borusan Holding ile birlikte olduğumuz için bu konulara çok dikkat ediyoruz. Çok hassasız. Senin de yükün bayağı ağırmış. Biz de yani. Estağfurullah ama bütün her tarafta var olmaya çalışıyoruz. Sosyal medyadaki yazan herkes, yorumlar, sosyal medyanın nasıl göründüğü, bütün hesaplarımızı onları biz yönetiyoruz. Siz takip ediyorsunuz. Biz takip ediyoruz. Oo, çok güzel. Kurumsal için pazarlama dediğinizde Borusan Lojistik ETA markasının tüm taraflarında yardımcı oluyoruz. Size de tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum. Vallahi beni böyle bir sıcak aile bir ortamına davet ettiğiniz için. Ben zaten böyle bir şey beklemiyordum. Her zaman söylüyorum, yine söylüyorum. Ben böyle bir görüntüyle karşılaşacağımı hiç umut etmiyordum. Ne güzel. O zaman diğer ofislerimize de gezelim evet, inşallah. Şimdi inşallah ilerleyen zamanlarda diğer ofislerde de gezeceğiz. Böyle çok bir imkan bulursak çok iyi olur. Çok memnun oluruz. Ne güzel olur. Hep şimdi de diğer arkadaşlarla da bir görüşmek tamam. İstiyorum. Diğer arkadaşlarla da tanıştıralım. Çünkü çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Teşekkür ederiz. Için. Hoş geldiniz tekrar. Görüşürüz.
Evet arkadaşlar, şimdi ise ETO uygulamasının başrolcüsü yani yazılımıyla ilgilenen Tayyar Bey'le birlikteyiz. Biliyorsunuz ki bu uygulama, mobil uygulama bir yazılım. Bunu gerçekleştiren kardeşimizi bir ziyaret edeyim istedim ve şu an onunla birlikteyiz. Tayyar Bey'le günce kolay gelsin. Çok sağ olun. Hayatınız olsun. Şimdi sizden de bilgi almak istiyorum bu yazılımla ilgili. Neler yapıyorsunuz, nasıl bir işler yapıyorsunuz? Sözü size bırakıyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tekrardan. Şu anda gördüğünüz mobil uygulama geliştirme üzerine bazı tasarımlar inceliyoruz. Biz burada yaklaşık 20-25 kişilik bir ekiple ETA'nın dijital yol haritasına teknoloji anlamında hayat vermeye çalışıyoruz. ETA'yı hem aynı zamanda ürün boyutunda hem süreç kapsamında iyileştirirken aynı zamanda da teknolojide de bir adım nasıl ileriye taşıyabiliriz? Ekiple birlikte bunun geliştirmelerini yapıyoruz. Ürün ekibimiz gelecekte size faydalı olabilecek neler var? Bunlar için de bazı çalışmalar yapıyor. Bunları implemente etmek için çalışıyoruz. Yazılımın birçok faktörü var. İlk önce analizle işimize başlıyoruz. Bu talepleri aldıktan sonrasında. Talepleri olgunlaştırıyoruz süreç ürün ekiplerimizle birlikte. Sonrasında da analizin son noktasına getirdiğimizde takım arkadaşlarımız buradaki geliştirmeyi yapıyorlar. Hem sahayla hem içerideki kullanıcılarımızla testlerimizi yapıyoruz. Bunların kabulünü de gördükten sonrasında da sahayla uyumu artı doğru şekilde çalıştığında kontrol ettikten sonrasında da sizlerin kullanımına bu uygulamayı açıyoruz. Şimdi o uygulamayı hemen sisteme sokmuyorsunuz. Yazılımını yapıyorsunuz, test ediyorsunuz, onay alıyorsunuz. Ondan sonra bizlere hizmetini sunuyorsunuz. Doğrudur. Çok doğrudur. Güzel bir şey. Ve bizler için yakın bir zamanda ben öyle bir duyum aldım sizlerden. Şimdi söylemek istemiyorum gerçi. Çok böyle işimize yarayacak bir sistem devreye sokacaksınız. Dört gözle onu bekliyorum. O bir sürpriz arkadaşlar. Onu ben bile söylemeyeceğim size. Bizlerin aradığı, dört gözle beklediği bir sistem devreye girecek ve o zaman hiç kimse hiçbir yerde hiçbir sıkıntı yaşamayacak inşallah. Bana devamlı kaptanlarımızın arayıp da sorduğu, mesaj olarak da sorduğu bir olay var. Abi diyor, ben diyor ETA uygulamasını indirdim. Giriş yapabilmem için diyor giriş tuşuna basıyorum. Benden TC mi istiyor, şunu mu istiyor, bunu mu istiyor, her şeyi mi istiyor diyor. Ben diyor korkuyorum diyor. Yani bilgilerimi paylaşmaya diyor. Ben de dedim hiç sıkıntı yok. Günün rahatlığında paylaşabilirsin. Giriş yapabilmek için. Tabii İnsanlar tereddüt ediyor. Yani bunu ilk uygulamayı indiren kişinin ne yapması lazım? Yani giriş yapabilmesi için bizzat şöyle bir anlatırsanız insanların artık bilgi edinmesini istiyorum hani konuda. Çok uygulamayı indirmeyle kalmasın yani bu iş. Uygulama indirildi, nasıl giriş yapılacak, ne yapması lazım? Yani korkmaları gerekiyor mu bilgilerini paylaşmayla? Bu konuyla ilgili bilgi verirseniz sevinirim. Çok güzel bir noktaya değindiniz Nizamettin Bey. İlk öncelikle şuradan başlayıp korkmasınlar. Çünkü verileriniz ilk öncelikle sizden KVKK ile ilgili onayları zaten alıyoruz. Bu kapsamda da teknoloji ekibi arka planda verilerinizi algoritmlerle zaten encrypte ediyorlar. Dolayısıyla herhangi bir veri herhangi bir üçüncü şahısla paylaşılmamış oluyor. Giriş yaparken de biz sizden çok basit belli başlı şeyleri istiyoruz ama bunu da yapmak zorundayız. Tabii. Sizin kim olduğunuzu valide edeceğiz. Bir ehliyetinizin örneğini alacağız. Var olup olmadığını. Evet. Sizi bir valide edeceğiz. Üçüncü bir şahıs olabilirsiniz. Farklı bir şekilde hiç aracı olmayan bir şahıs da olabilirsiniz. Araç bilgilerinizi, araç evraklarınızı alacağız. Siz bu yükü taşıdığınız zaman bir müşteriye bu yükü bırakmaya gittiğinizde yolda sadece bu taşıyıcı firmayı değil, sizi de aynı şekilde koruyan bu evraklar oluyor. Dolayısıyla bu evrakların sistemde güvenli bir şekilde sağlanması hem buradaki şirket için, dağıtım şirketi için hem de siz taşıyıcılar için olmazsa olmaz bir zorunluluk. Fazla bir şey istemiyoruz ama bu bilgilerin doğru olması hem sizin hem bizim güvenliğimiz açısından olmazsa olmaz evet. Şeyler diyebiliriz. Arkadaşlar dediğim gibi kimsenin korkusu olmasın. Yani bu uygulamaya giriş yapabilmek için bilgilerin olması mecburi. Çünkü herkes bu uygulamayı indirebilir. Şoför olan da indirebilir. Aracı olup şoför olmayan da indirebilir. Önemli olan burada biz bu bilgileri alalım ki muhatabımız gerçekten şoför mü? Bu işin içinde mi? Bize teklif verdiği zaman da bizi oyalayan kişi mi yoksa gerçekten şoför mü bize teklif veriyor? Biz gerçek bir şoförle mi muhatabız? Önemli olan bunu bilebilmek.
Onun için bu uygulama girişinde o bilgileri hiç korkmadan, endişe etmeden verebilirsiniz. Aynı benim gibi. Ben verdim ve gayet de uygulamayı güvenli bir şekilde kullanıyorum. Hiçbir korkunuz olmasın. Zaten gerekeni de söylemiş olduk yani. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Vallahi abi, bu bilgiye çok ihtiyacımız vardı. Allah yardımcınız olsun. Sana size kolay gelsin. Çok sana da kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi ise İbrahim Bey ve Duygu Hanım'ın yanındayız. Onlarla da bir sizler için onlardan bir bilgi almak istedim. Onların buradaki görevi nedir? Bizler için nelerle uğraşıyorlar? Kendi ağızlarından sizler için duyacağız. İbrahim Bey merhaba öncelikle. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi hamdolsun. Sizleri ayağınıza gördük, sağlık. Daha iyi olduk. Biz de daha iyi olduk. Vallahi, daha da iyi olacağız inşallah. İnşallah daha da iyi olacağız. Daha da güzel yerlere geleceğiz. Ben bu kadar güzel bir ortam beklemiyordum. Şu an sanki buranın bir çalışanıymışım gibi geldi. Ne güzel, kendim. Ne güzel. O hissi bana aldırdınız. O duyguyu tattım. Benden iyisi, benden mutlusu. Biz mutlusu. Kendimizden ayırmıyoruz zaten. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Duygu Hanım merhaba, siz nasılsınız? İyiyim abi, sağ ol. Sen nasılsın? İyi hamdolsun. Sizle tanıştığım için çok memnun oldum. Biz de öyle abi. Vallahi böyle güler yüzler görmek beni çok mutlu ediyor. Sen de bizim günümüzü neşelendirdin. Allah razı olsun. Sağ olun. Hepimizden teşekkür ediyorum. Sizin buradaki göreviniz nedir? İşte bizler için nelerle uğraşıyorsunuz? Onu da yoldaki uzun yol kaptanlarımız için ben sizlere sorma gereği duydum. Her şey onlar için, onların rahatlığı için. Aynen. Ve sizler de bizler için burada uğraşıyorsunuz, mücadeleler veriyorsunuz, alın teri döküyorsunuz. Bir şekilde bizlerin rahatlığı için her türlü ortamı yaratıyorsunuz. Bu konuda size teşekkür ediyorum. Evet, ilk önce İbrahim Bey'den başlayalım. Vallahi biz ne yapıyoruz? Biz aslında geleneksel lojistik sektöründen farklı olarak ETA'da, ETA'yı bir ürün olarak ele alıyoruz. Ürün olarak yönetiyoruz. Tabii bunun ürün olmasını sağlayan en temel unsurlardan birisi de sahadaki bizim kamyoncu dostlarımızın ihtiyaçları. O ihtiyaçların şirket içerisindeki sesiyiz aslında, ürün yönetimi departmanı olarak. Çok güzel. Bu takımla birlikte kamyoncunun ihtiyaçlarını daha net anlayıp onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni özelliklerin ne olduğuyla alakalı tespit çalışmalarını yapıyoruz ve bunun planlamasından sorumluyuz. Hangi yeni özelliği hangi zamanda devreye almamız gerekiyor? Kamyoncunun hayatını ne kadar kolaylaştırıyoruz? Onların sadece yaptıkları işle ilgili değil, hayatının geri kalanındaki yaşamlarıyla alakalı ne gibi kolaylıklar sağlayabiliriz? Bu tarz ürün özelliklerini hayata geçirmek için aslında planlı bir ürün yönetimi fonksiyonunu hayata geçiriyoruz. Aslında temelde biz kamyoncunun yansımasıyız şirket içerisindeki ve bunu o dijital platforma taşımak için o planlamayı, o yol haritasını dizayn eden ekibe liderlik ediyoruz Duygu ile birlikte. Sonra da tabii bunu teknik ekibe devredip geliştirmesiyle alakalı prosesleri, süreçleri takip edip zamanında kamyoncu dostlarımızla o güzel özellikleri buluşturmaya çalışıyoruz. Vallahi süper. Vallahi tebrik ediyorum. Peki Duygu Hanım, gelelim size. Sizin buradaki hani İbrahim Bey gibi mi göreviniz yoksa siz farklı bir görevle mi ilgileniyorsunuz? Aynı aslında. Hani İbrahim çok güzel özetledi. Biz kamyoncunun sesi aynı zamanda dijital sesi olmaya çabalıyoruz. Sıklıkla sizlerle buluşuyoruz, kamyoncu arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz, onları dinliyoruz. Nerelere dokunmamız gerektiğini doğrudan onlardan öğrenmeye çalışıyoruz. Aynen. Ve bunu ürünümüze katmaya çabalıyoruz. Zaten sizin görme şansınız yok yani eksikleri, hataları. İşte olması gerekenleri. Evet. Onlar böyle gelecekler, size anlatacaklar ki siz de ondan bilgi edinmiş olacaksınız. Bu şekilde müdahale edeceksiniz. O şekilde her şey daha da güzel olacak. Evet. Vallahi tebrik ediyorum. Yani diyecek daha bir şey bırakmadı İbrahim Bey. Zaten denilmesi gereken her şeyi yani bizlere söyledi. Biz sizlerden öğrenmeye devam ettikçe ETA çok daha iyi yerlere geliyor olacak. İnşallah her şey daha da güzel olacak. Daha sizden da öğrendikçe ETA'ya bunları aktarmak. Daha da gelişeceğiz. Evet. Ne diyoruz? Yolumuz uzun olsun. Sevgimiz her daim sonsuz olsun. Her ne olursa olsun yükünüz ETA'dan olsun.